Yıldız Hanımcığım buyurun, evet. Yaptığın şovunu Yıldız sabah sabah. Evet. Kırmızı fincanlar, sunumlar, evet. Hibiskuslar, şerbetler. Ama kıymet bilene demiş. Evet, Sena ne dedi? Cenaze şerbeti. Herhalde tarçınlı su dedi, tarçınlı su. Yani kendi spesiyelinde mesela bildiğiniz sodayı getirdi, kendi spesiyelim dedi. Aa, olur mu? Maden suyunun kapağını açtı, onu döktü. Evet. Sonra da marjinal ama dedi. Ama ben onları kendileri özel hissetsinler diye böyle bir şey yaptım ve özellikle onu yaptım. Çünkü bizler de özel misafirlere verilir bunlar. Yani hazır maden suyu açan birinin de hibiskus hakkında yorum yapması çok bence da mantıklı de, değil aslında ama neyse kaldıralım hızlıca efendim. Havamızı kaldıralım hızlıca tamam. Efendim. Bir süpürmeyelim mi Yıldız Hanım? Aa, aşk evet, olsun. Evet, aa, lütfen. Gitsin. Peki Sena'nın o simlerine ne diyorsun dış ses? Kafasını bir yere sokmuş gibi olmuş. Hani eskiden ilkokuldayken böyle pamuktan çam ağacı falan yapardık ya kartonun üstüne sim dökerdik yılbaşı üstü. Sabah ne konuştuk? Kız daha 25 yaşında demedik mi? Bir de şunu bekledim ben. Yıldız Hanım beni izledi, iyi ki demedi. Dün dedi ki Yıldız Hanım durdu beni izledi. Ben görmedim bile çünkü o ara ben başka arkadaşlarla gittim. Düşünsene bugün sen şurada iki tane yıldız yapıştırdın. Kadir Bey düşündüm. Sen al şunu. Bakın ben size dedim ben Yıldız Hanım bana özeniyor diye düşünür diye yapmadım. Bugün ben biraz onda rol çalma gördüm açıkçası. Evet. Dış ses. Efendim? Mutfağa geçelim. Niye? Mutfak dolabının üstüne çıkalım. Aspiratör telini sökelim. Kombinin üstüne çıkalım. Eyvah. Buzdolabının lastiklerine bakalım. Buzdolabının üstünü silelim. Hadi güzel bir köpürtelim. O zaman ne yapıyoruz? Banyoya geçiyoruz. Neden? Mutfaktı. Onun canı küvet çekmiş. Yürü. Ya o zaman yürü gidelim. Gidiyoruz. Gel. Evet, dış sesin isteğiyle efendim banyoya geldik. O zaman ne yapıyoruz? Burada bir şey gördün sen galiba. Mutfağa geçiyoruz. Allah kahretsin, seni oyuncak etti bizi. Evet. Yürü, tövbe tövbe. Bak emin misin ona göre gireceğim evet, içeriye. Evet, korkuyoruz şu an. Bak salon dersen yemin edin. Kız sen gir bakalım orada. O zaman ne yapıyoruz? Kilere gidiyoruz. Otur oturduğun yer. Kiler mi? Aa, evde kiler mi evet, var? Evet, orayı ben kendim yaptım. Burası küçük tuvaletti. Ben orayı kilere çevirdim. Ha, vardı yani. Evet, aa, vardı. Maşallah. Çünkü mutfak çok küçük olduğu için her şey sığmıyor bakteri falan. Sen gel şunu burada anlatmaya devam et. Evet. Burada hiçbir şey gördüğünüz gibi küçük bir yer. Alayım. Bir şey sığmıyor. O yüzden ben tamamen kilere raf yaptım. Kutular yaptım. Bütün her şeyi onun içine koydum. Süper. İyi yapmışsın. Eline koluna sağlık. Öyle şeyler de lazım evde. Durum ne? Hmm. Uyanık Yıldız Hanım, buzdolabını çekmemiş, elinin yetiştiği yere kadar sinmiş. Evet, sığmıyor elini sığmıyorsa buzdolabını çekiyoruz. Tutun bakalım. Kadir Bey nasıl çekeyim ben bunu? Çekin bakalım, hadi beraber çekelim. Aa, kız Esra Yıldız arkası iyiymiş. Evet, çünkü ben onun arkasını yan taraflardan tutup süpürgeyle ucuyla temizliyorum Kadir Bey. Peki üstüne ne deneye sürmedik? Kadir Bey sana? Neden biliyor musunuz? Çünkü elim girmiyor oraya kadar. Ve bir şey bak şimdi bileklerini. Kalın değil, ince aslında. Bakın dövmem oraya de var. Girmiş. Bu da Yıldız, Senar bunu göstermiyor. Her yerde Yıldız, o bilezikler ay. Belki oraya sığmamıştır o yüzden. Çünkü ezilir diye korktum. Kocam bana bunları evlilik yıl dönümünde almıştı da Kadir Bey. Ha. Evet. Ray bilezik onar şey, gramda. Gül Hanım'ın bilezikleri kadar olmasa da bunlar da yavru. Ona yol parası düşmüş. Çok güzel. Aspiratörde var mı bir şey? Bilmiyorum. Gelebiliyor muyum o tarafa? Bakayım. Müsaadeniz var mı? Var mı bir şey? Aa, burası. Pis mi Kadir Bey? Pis değil. Bak ben asla hiçbir yere pis demem. Kadir Bey, yaklaşık bir hafta önce hafta sonu sildim. Birkaç gündür de evde yokum çekimden dolayı. Aynen yemek öyle. Yapıyorum. Aynen öyle. Ben zaten bak, lütfen. Ağzımdan pis lafı çıktı mı asla? Evet. Çünkü hiçbir kadın pis olamaz. Kesinlikle. Sadece o an işi vardır. Temizlik imandan geliyormuş Kadir Bey. Aynen öyle. Hay Allah razı olsun. Şunu söktüğünüzde imanım gevredi orayı silmekten. Rica ederim. Çok bir de damlıyor, suları damlıyor. Yüzünüze geliyor değil mi? Evet. Bir de şekil yağlanmış kalmış ya orada birazcık onlar. Verin bana, verin Kadir Bey, verin. Niye, niye aldı elimden? Alsın diye hanımefendiye iki saattir kaş göz yapıyorum çünkü. Ay hiç yağmadı. Al da kamufle et hemen görünmesin. Ben de o arada şunun üstünü alayım bari. Benim kayınpederimle kayınvalidem sokakta kaldılar. Aa, niye? Çünkü evleri yapım aşamasına girmek zorundaydı. Eski bir yapıydı. Kiradaydılar gece kondu gibiydi, sobalı falan. Hmm,
Bunlar biz evlendik 2 ay sonra evden çıkmaları gerektiğini söylediler. Sokağa mı atayım ben kayınvalidemi dış ses? Yok canım estağfurullah. O zaman çok üzüldüm ben o yüzden onlara. Kimseyi bırakamazdım. Hatta ben onlara şu teklifte de bulundum. Sizin eviniz bitinceye kadar isterseniz bende de kalabilirsiniz dedim. Kayınvalidem de dedi ki... Bak öyle yalandan alt çalkalamak yok. Yalandan değil gerçek. Yani şimdi, anladım. Dış ses beni anlamıyor bence. Bence de Kadir anlamıyor. Ve ben arabamı ve altınlarımı sattım. Kayınvalideme ev aldım. Evet. Altınlarım. Dizi dizi. Kıskanmayın fesatlar bizi. Kocam da. Benim tamamen şöyle söyleyeyim. Arabamla beraber 350 milyon. Maşallah. O ne öyle ya? Ama yani kaç parayı aldınız? O zaman parası değilse 350'ye gittim. Hadi nakit aldınız. Borç ödemiyorsunuz. Yok yok borç falan almadık. Peki tapu kimin üstüne? Eşimin üzerine. Ha. Kadir Bey o zaman sonra daha sonra ortaklar çıkmasın o yüzden. Onu diyecektim ben de şimdi parayı sizden mi? Ama helal hoş olsun ya ortaklık fark etmez. Benim dünya malında gözüm yok yani. Bir şey söyleyeceğim. Sakın kayınbabamdan kira alıyorum demeyin. Kesinlikle hayır. Onlar bize yardım ediyorlar. Ya aklından neler geçiyorsun? Yani başkasın ses burada şey yapıyor. Kimseyi bu adamı ekranda biri kayınvalidemle kayınpederimi izledikleri zaman diyor ki bak bizim geline bakalım. Ama kayınvalidemle kayınpederimi sorarsanız evin tek gelinimi ve prensesler gibi. Bana da gelinim 350 bin lira ev alsa ben de onu bir omzumdan kaldırırım bir omzumdan. Ama Kadir böyle söylemeyin ya. Yarın bir gün belki biz de aynı mağduriyeti yaşayabiliriz. Yok yapmış İnşallah bizim şey... evlatlarımız da bizler gibi hayırlı olur. Hayır yaptığın şey takdire şayanlık bir durum. Herkes her baba yiğidin harcı değil. Sizin şu apalikusunuzdan bir bardak koyar mısınız? Merak ettim. Bir içer misiniz? İçerim. Hibiskus bu. Bende hibiskusların hazırları var. Değil mi? Çok güzel oluyor. Evet. Çok seviyorum. Ben normalde benim burada sebilim oluyor camdan sebilim. Yapıyorum içine limon ve nane de atıyorum. Güzel bir aroması oluyor. Mevlüt şerbeti gibi. Sena buna şey dedi. Cenazeme, ölmüşüm cenazeme sanki şerbet dağıtmışlar dedi. Herhalde Tokatlı cenazelerde hibiskus şerbeti dağıtıyorlar. İlk defa duydum ben. Nasıl beğendin mi sizi? Ziyade olsun kesenize bereket. Sağ olsun inşallah. Hadi. Nereye gidiyoruz? Etaba gidiyoruz. Hiçbir yere kaybolmuyoruz. Buradayız. Ben oraya geçip siz buraya geçince etabı kurmuş oluyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Etaba hazırsın. Hazırım. Gözün hiçbir şeyden korkmuyor. Asla. Hadi bakalım. Hibiskus'u da içtik kendimize geldik. Aynen geç. Öyle. Geç gidelim etapla karşınızda olacağız. Yıldız Hanımcığım buyurun efendim. Hadi bakalım performans sırası sizde. Ay merak ettim. Süreyya yaptı. Sena yaptı sıra sende. İki tane 25 yaşında kız. Onlardan daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum ve açıyorum. Anabine. Hemen sofra bezimizi serdik. 3, 2, 1 başla. Önce ıslatmak istiyor yağsı gücüyle. Uçuyor şu anda sıktığımız gibi. Bunu nerede yaptınız böyle ya? Balcan kebabı yolladık fırına bu şekilde geldi. Evet krem temizleyiciyi aldık. İkinci dedi oh. Şöylece yoğurtlama kadar. Yapar gibi tepsiye resmen peeling yapıyoruz. Evet ortaya odaklandık. Şimdi sıra kenarlara geldi. Tepsi şu an görünmüyor efendim. Krem temizleyici ile tepsinin karası birleşti. Ama bu Yıldız Hanım'ın hırsının önüne geçmeyecek tabii ki de. Ya Gül abla senden daha iyi yaparsa? Zannetmiyorum. Niye? Gül abla çok sakin bir kadın. Konuşmuyor ki zaten. O çok konuşmayı seven bir kadın. Kalp kırmayı sevmiyorum diyor. Son 15 saniye ha tepsinin sonuna geldik. Yıldız tak dişini tırnağına hadi gözünü seveyim. Köprüden önce son çıkış. Köprünün altında. Süngay ben buldum. Hoplama Halimen ben buldum. Hop hop. Cortlama Halimen ben buldum. Cart cart. 5. 4. 2, 1, eller havaya. Finito. Elleri kaldır, hemen seni kenara alalım. Nefes almadan, bir dakika dinlenmeden, kolum yoruldu demeden tepsimizi kalayladık. Hangi zalımın oğlu bunu bu hale getirdiyse tebrik ediyorum ama şuraya çok iyi yoğunlaşmışsınız. Küçük detaylar, tepsiler karşılaştırılacak ve en kısa sürede en iyi şekilde yapan hem etap birincisi olacak hem de temizlikten iyi bir puan alacak Yıldız Hanımcığım. İnşallah. Hanımcığım. Peki o zaman güzel bir tüke alıyor muyuz Yıldız Hanım'dan? Alalım be Kadir'ciğim. Heh. İçimde yar yara. Yarası var, kanar durur, eman havar, geçer gider elbet bir gün, ayrılığın yarası var. Ben kimleri unutmadım, seni de unutacağım. Sana diyor. Ecel gelip vursa bile seni benden alacağım ya.
daha erken saatlerdeyiz. Güzel söyledim mi de size? Harika. Tüylerimiz diken. Evet, bakar, gözleriniz doldu. Dolmaz mı? Evet. Dolmazdı. Neredeyse ağlayacaktı. Yani yok, sen onlara bakma, onlar duygusuz da bak, hiçbirinin yüzünde bir ifade yok. Yok. Şu bu... sese de insan duygulanmaz. Bence bir ya. Alkış bile yapmadınız ya. Ellerimiz doluydu. Evet, şarkımız, türkümüz, eğlencemiz bitti. Şimdi hamar attık için mutfağımıza gireceğiz. Sizlere Anadolu çorbası, ara sıcakta kıymalı patates rolumuz var. Tatlı evet. olarak da incir tatlısı evet. var. Peki burayı ekibimize bırakıyoruz, üstümüzü giyinip geliyoruz tamam. efendim. Buyurun. Görüşmek dileğiyle. Kapıyı çekmiyorum bu sefer. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.